Tekrardan. Bu akşam Avrasya Pentekost Kilisesi'nin online toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, Instagram'a da lütfen dediğim gibi yani 3 farklı yayındayız. Lütfen sabırlı olun, elimizden geldikçe uygun bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar herkese hoş geldiniz diyorum. Kilisemizin internetteki ilk canlı yayınını bu şekilde yaptığımız. Ve şu anda tapınmaya geçiyoruz. Kiana kardeşimiz bize tapınmada önderlik edecek. Kiana buyur lütfen. Başladı mı? Evet. Yaratan Tanrım, yaşam kaynağı, görkem bir Rabbim, her şeyden üstün, seni kim istiyor? Haleluya, haleluya. Çok teşekkürler. İkinci şarkımız hazır mı? Evet. Lütfen. Arkadaşlar hep birlikte tapınalım. Her neredeysek lütfen. Şarkıyı biliyorsanız bize katılın. Beni sevdin Rab, öyle sevdin ki Yeah.
yenilendi. Sarın tamamlandı. Günahım aklandı. Şarmıda her şey yenilendi. Çok teşekkür ediyorum müzikle bize katıldığın için. Çok sağ ol ve Rab seni bereketlesin lütfen. Arkadaşlar şu anda bir saniye. Eşim geçecek lütfen ve bugün için vaatimizi kendisi paylaşacak bizimle. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine kiliseye başlarken Rabbim vaadiyle başlayacağız. Ben bu konu üzerinde düşünürken bugün neyle ilgili konuşmalıyım diye içime Rab'be güvenmek konusu geldi. Ve karşıma çıkan ayetler de bununla ilgiliydi. Mutlaka hepiniz hayatınızda duymuşsunuzdur. Ben kendime yeterim, hiç kimseye ihtiyacım yok cümlesini. Çünkü bunu ben de söyledim ve çevremden de çok duydum. Muhtemelen siz de söylemişsinizdir hayatınızda. Ve bunu söyleyen insanları bir düşünün. Onların hayatlarında büyük kırgınlıklar vardır aslında. Güvendikleri bir şeyler yıkılmıştır hayatlarında. Ya da belli noktalarda yalnız kalmışlardır. Ve bunlar hangi insanlar? Bunlar üzerine düşünelim. Mesela anne babasız büyümüş olan çocukları düşünün. Onların hayata kırgınlıkları olur. Ya da eşinden ihanet görmüş insanları düşünün. O insanların sevgiye karşı kırgınlıkları olur. Ve bunların hepsi güvensizliği doğurur. Ve ben de hayatımda birçok kere bunları tattım. Yani çok küçük yaşlardayken bile şunu fark ettim hayatımda. Kadınlara değer verilmeyen bir yerde büyüyorum. Ve tamamıyla ataerkil, asla kadınlar belli bir yerde ya da belli bir başarıda görülmüyor. Ya da buna layık görülmüyor. Bunu fark ettiğim zaman benim kendime söylediğim şey şu olmuştu. Ben kendime yeterim ve hiç kimseye ihtiyacım olmayacak. Ve ben bu şekilde büyüdüm. Kendime bunları söyleyerek büyüdüm. Ama bunların sonunda fark ettiğim bir şey oldu. Gerçekten bununla birlikte hayatımda çok derin bir yalnızlık da geldi. Çünkü ben insanlara güvenmediğim gibi Tanrı'ya da güvenmiyordum aynı şekilde. Ve bu güvensizliğe doğurmaya başladı. Ve hayatımda tamamen yalnız bir noktaya gelmeye başladım. Ama Tanrı bize şunu söylüyor. Adem'i yarattığı zaman bile onun yalnız olmaması gerektiğini Tanrı biliyordu. Çünkü onun güvenmeye, sevmeye ve iletişime ihtiyacı vardı. Ve o yüzden Adem'in yanına Havva'yı yarattı. Benim buradan çıkardığım sonuç şu. Yalnız bir şekilde hayatımızı yaşayamayacaksak o zaman kime güvenmeliyiz? Tanrı'nın vaatlerine baktığımız zaman 1. Selanikliler 5:24'te sizi çağıran Tanrı güvenilirdir diyor. Ve İbrahim'le Sara'nın hayatına baktığımız zaman onlarla ilgili ayetlerde de vaat eden Tanrı güvenilirdir diyor. O halde biz kendi hayatımızda, çevremizdeki insanlarda baktığımız zaman birçok kırgınlığı görebiliriz, güvensizliği görebiliriz. Fakat burada güvenebileceğimiz, hiçbir zaman değişmeyen, başlangıç ve son olan, hayatımızın sonunu bilen güvenilir tek bir kişi vardır. O da Tanrı. O zaman İsa ile birlikte yürümeliyiz hayatımızda ve içinden geçtiğimiz tüm durumlarda aldığımız kararlarda ona güvenmeyi bilmeliyiz. Ben bunları sadece kutsal kitap yazdığı için söylemiyorum. Çünkü bunları kendi hayatımda da gördüm. İsa'ya ilk geldiğim zamanlarda nasıl güvenmem gerektiğinin farkında değildim. Ya da zaten kalbim çok kırıktı ve hala da kendi gücüme güveniyordum ben. Fakat daha sonra gerçekten çok zor durumların içinde kaldım. Ve o zamanlarda ister istemez dua ettim. Çünkü o yalnızlık benim için tehlikeliydi. Bunun farkındaydım ve bunun içinden çıkamayacağımı da biliyordum. Ve ettiğim tüm dualarda başıma o kadar büyük mucizeler geldi ki bunların hepsinin temelinde güvenmem gerektiğini fark ettim. Ve hepsinden önce Tanrı'ya güvenmeyi öğrendim. Bunları size anlatıyorum çünkü mutlaka siz de hayatınızın belli dönemlerinde güvensizlik yaşıyorsunuzdur. O zaman şunu unutmayın. Başlangıç ve son olan Tanrı sizin yaşadığınız her şeyi zaten biliyor. Ve bizim yaşadığımız problemler onun için küçük bir nokta kadar değersiz. Bu yüzden eğer daha önce hiç güvenmeyi denemediyseniz lütfen bir kere olsun deneyin ve sonucun ne kadar güzel olduğunu hepiniz göreceksiniz.
Hepinize esenlikler diliyorum. İyi akşamlar. Okey. Ve bir şarkıyla daha devam ediyoruz. Kiana sende. Çok teşekkürler. Çok sağ ol Kiana. Arkadaşlar şimdi bir saniye izin verirseniz videolarda bir değişiklik yapıyoruz. Tamam. Okay. Tekrar bizimle birlikte olmayı seçtiğiniz için bu saatte çok teşekkürler. Ve Rab'den bir şey paylaşmadan önce dua etmek istiyorum. Lütfen bana da katılırsanız sevinirim. Tanrım sana şükürler olsun Yüce İsa Mesih. Şu anda ne olur ya Rab bizlere sen öğret, bizi sen kullan ve senin iraden olsun burada ya Rab. Konuşulanlar sana ait olsun ve dinleyen herkesin kalplerini, gönüllerini aç ki sen nasıl istiyorsan öyle yer alsın bu sözlerin hepsi onların hayatında. İsa Mesih'in adıyla sana şükürler olsun diyorum. Amin. Arkadaşlar şu anda bizi Instagram'dan da izleyebiliyorsunuz, Facebook'tan da. Instagram için Avrasya Pentekost Kilisesi diye bakarsanız zaten bulabilirsiniz. Bugünkü konumuz dilimizin gücü. Bunu biliyor olabilirsiniz bazılarınız ama Süleyman'ın özdeyişleri 18'den başlamak istiyorum. Süleyman'ın özdeyişleri 18, 20 ve 21'den okuyacağım önce. Diyor ki insanın karnı ağzının meyvesiyle dudaklarının ürünüyle doyar. Dil ölüme de götürebilir, yaşama da. Konuşmayı seven dilin meyvesine katlanmak zorundadır. Bir etrafımıza bakarsak şu anda olan bitenler yani birçok şey var biliyoruz ve bunlar herkes yani bunlarla ilgili herkesin kendi bir fikri var. Herkes bir fikre sahip ve bu güzel bir şey. Sahip olmamız lazım. Ben burada söylediklerimle kimseyi eleştirmek istemiyorum. Ama söylediklerimizin ağzımızdan çıkanların neye yol açacağını bilmemiz lazım. Bu çok önemli ve bunu sahiplenmemiz lazım. Sözünü iyiye kullanan kaç kişi kaldı şu anda etrafımızda? Komşularımız, haberler, dünya, internet, sosyal medya. Neredeyse herkes korku ve endişe üretiyor sözleriyle. Dedikodu, küfür her yerde. Artık küfrün anlamı bile değişmeye başladı. Artık hayatın sosyal ortamın bir parçası oldu.
Öyle bir yere geldik ki sanki artık kimse sözlerinin nereye gittiğini önemsemiyor gibi geliyor. Belki hemfikirsiniz benimle, bilmiyorum. Ona bakarsanız benim de fikirlerim var. Benim de paylaşmak istediklerim var, önerilerim var. Ben de yazmak isterim her yere, söylemek isterim. İsterim ki herkes biri de duysun. Ama bu doğru mu? Gerçekten söylemek istediğim her şeyi söylemeli miyim? Yıllar önce birisi bana bir şey söyledi. Daha ben Hristiyan değildim o zamanlar. Dedi ki, Ahmet, söyleyeceğin şey doğru, nazik ve faydalı olmalı dedi. Bu üçü de dahilse söyle. Bir tanesi eksikse söyleme demişti bana. Ama iki taraf için de doğru, iki tarafa da nazik ve iki taraf için de faydalı olmalı. Yoksa ben bunu manipüle edebilirdim. Ve bundan sonra ben bunu öğrenirken susmayı öğrendim. Her şeyi söylememem gerektiğini öğrendim. Ve daha sonra Hristiyanlıkla tanıştım. Ve bunun anlamı bambaşka bir şey oldu. Nerede şu anda umut veren, sevinç veren, esenlik veren sözler? Nerede? Ben bunu istiyorum, ben bunu arıyorum. Ve bu yüzden burada bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü umut, sevinç, esenlik var. Bu ortamda bile, bu dünyada bile, bu zorluklarda, bu tersliklerde bile var. Ben biz Hristiyanız diyenlerle özellikle konuşmak istiyorum. Ama bu söylediklerim dinleyen herkese yardımı olacaktır diye buna da inanıyorum. Biz eğer Hristiyanız diyorsak, kutsal kitap bize ne diyor? Sonuçta bu dil benim bir parçam, ben istediğimi yaparım diyenler var. Ya da ağzımdan yanlışlıkla çıktı, söylemek istememiştim diyenler var. Bunları da konuyu alacağız daha sonra. Biz hayatımızda en azından geçmişe bakarsak ve dürüst olursak Rabbin işlediği birden fazla yer vardır. Bunu siz de düşünün. Gerçekten vardır. Belki bugün yok ama geçmişte vardır. Bunu biliyorsunuz. Ve bu olduğu için onu övmeliyiz. Ona tapmalıyız. Her zaman Rabbimiz ve Tanrımızı övmeliyiz. Her övgü, her zaman onu övgü ve şükranla anmalıyız. Ve bu çok önemlidir. O bizim için o kadar şey yaptı ki bizim şu anda verebileceğimiz tek kurbanımız dilimizdir, sözlerimizdir. Ve bunu onu övmek için kullanmalıyız. Yakup 3, 9'da 11'e gideceğim şimdi. Burada da diyor ki, dilimizle Rabbi, babayı överiz. Ve yine dilimizle Tanrı'ya benzer yaratılmış insana söveriz. Övgü ve sövgü aynı ağızdan çıkar. Kardeşlerim, bu böyle olmamalı. Bir pınar aynı gözden tatlı ve acı su akıtır mı? Arkadaşlar, biz bu ağzımızı, sözlerimizi Tanrı'yı övmek için kullanıyorsak, bir başkasını sövmek için kullanmamalıyız. Bu doğru değil. Bunu bilmemiz lazım ve bunu uygulamamız lazım. Uyanmamız lazım artık. Olan bitene uymamız değil. Evdeyiz diye, işsiziz diye ya da yarınımız hakkında şüpheliyiz diye dilimizin kontrolünü bırakamayız, bırakmamalıyız. Bizler yaşayan Tanrı'nın çocukları değil miyiz? Yarınımız ve her şeyimiz onun elinde değil mi? Biraz önce vaat de zaten Tanrı'ya güvenmekle ilgiliydi. Her yerde ölüm var şu anda. Evet, bu bir gerçek. Bunu inkar eden yok zaten. Ama insanların en çok duymaya ihtiyacı olduğu şey şu anda yaşam. Birisinin yaşamdan bahsetmesi lazım. Birisinin umuttan bahsetmesi lazım. Sevinçten ve güzel şeylerden. Ve Süleyman'ın özdeyişleri şöyle diyor. 15.4'te. Okşayıcı dil yaşam verir. Çarpık dilse ruhu yaralar. Şimdi okşayıcı kelimesi Türkçe'ye çevrilmiş. Bunun İbranice'deki kullanılan kelime marpey diye bir kelime. Anlamı şu. İlaç gibi, şifa gibi ya da kurtarıcı olabilen bir dil demek istiyor. Yani ilaç gibi bir dil yaşam verir. Şifa gibi bir dil yaşam verir. İşte dünyanın da yaşama ihtiyacı var. O zaman burada bizim elimizde bir güç var. Şimdi bir soru okuyacağım, ayete dikkat edin. Bunu zaten paylaştım sabah ama tekrar söylemek istiyorum. Çünkü ne yapmamız gerektiğini biz biliyoruz. Kötü günlerimiz, zorluklarımız için Rabbimizi suçlamayalım. Suç onda değil. 1. Petrus 3:10 şöyle diyor. Yaşamdan zevk almak,
ve iyi günler görmek isteyen, bakın, kim yaşamdan zevk almak istiyorsa, aranızda kim iyi günler görmek istiyorsa, ne yapmalıyız? Dilini kötülükten ve dudaklarını yalandan uzak tutsun. Kötülük ve yalandan uzak durun. Neye göre kötülük, neye göre yalan diye sormayın. Biliyoruz. Kutsal kitap bunu zaten açıklıyor. Ama bunlardan uzak durmamız lazım. Eğer güzel bir yaşam istiyorsak, biliyorsunuz biz Rabbin çocuklarıyız. Lütfen dikkat edin. Sözlerinize, söylediklerinize dikkat edin. Yaşam önemli ve insanların yaşama, umuda ihtiyacı var. Siz umut olmalısınız. Biz umut olmalıyız insanlara. Yakup 3 şöyle diyor. Düşünün, gemiler de o kadar büyük olduğu, güçlü rüzgarlar tarafından sürüklendiği halde dümencinin gönlü nereye isterse küçücük bir dümenle yöne çevrilirler. Yani bunun gibi dil de bedenin küçük bir üyesidir. Ama büyük işlerle övünür. Düşünün, küçücük bir kıvılcım koca bir ormanı tutuşturabilir diyor. Tekrar söylüyorum, Yakup'taydı bu. Sağa solu tutuşturacak şeyler söylemeyelim arkadaşlar. Dilimizi iyi için kullanalım. Yeterince ateş var zaten. Yeterince korku, endişe var. Biz dilimizi bunları söndürmek için kullanalım diye geliyorum size. Unutmayın, söylediklerimiz doğru, nazik ve faydalı mı? Buna bakalım. Ama iki taraf için de, sadece benim için değil, iki taraf için de doğru mu, nazik mi ve faydalı mı? Böyle konuşmayı seçelim. Koloseliler 4:6. Sözümüz tuzla terbiye edilmiş gibi her zaman lütufla dolu olsun. Böylece herkes, herkese nasıl karşılık vermek gerektiğini bileceksiniz. Bakın ne kadar güzel söylüyor. Şimdi hepimiz denemelerden ve zorluklardan geçiyoruz. Hepimiz. Hiç kimse buna muaf değil. Ama bizler herkes gibi olmak zorunda değiliz. Ağzımızdan çıkanlar bizim kontrolümüzde ve bunu kabul etmeliyiz. Ağzımız kalbimizden taşanı söyler. Kutsal kitap böyle diyor. Bunu bir düşünsenize. Çoğu insan bahane bulur. Ama çoğu insan der ki yanlışlıkla söyledim, düşünmedim. Ama eğer gerçekten ağzım kalbimden çıkanı söylüyorsa bir dikkat edin buna. Romalılarda da bana bu dünyanın gidişine uymamam gerektiğini diyor, söylüyor. O zaman sözlerimiz de farklı olmalı. Biz bu dünyaya ait değiliz. Bu dünyada yaşıyoruz ama bizim başka bir dünyamız var. Gideceğimiz yer var arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edelim. Efesler 4:29 diyor ki ağzından hiç kötü söz çıkmasın ki işitenler yararlansın diye. İhtiyaca göre başkalarının gelişmesine yarayacak olanı söyle. Bakın, insanlar yararlansın diye konuş. Ne kadar güzel. Zarar verecek konuşmayı yapan yeterince kişi var dışarıda. Gelin toplumumuzda, dünyamızda, şehirlerimizde, mahallemizde yarar verecek şeyler söyleyelim insanlara. Ama nereye dönsem sadece negatif sözlerle doluyum diyenler var. Hayatta, bu hayatta olumlu kalamıyorum. Sırf böyle diyorlar bana. Tekrar söylüyorum size. Bunu söyleyen Hristiyan arkadaşlarıma özellikle. Biz bu kuşağa uymamalıyız. Bu dünya için yaşamıyoruz. Hazinemizi göklerde kurmalıyız. O yüzden sözümüze, dilimize lütfen çok dikkat etmeliyiz. O zaman biz İsa'nın kanı aracılığıyla aklandıysak, pak kılındıysak, geçmişimizden, günahlarımızdan, kendimizi de yaşamlarımızı ve ruhumuzu kirletmek bizim ne haddimize? Çok büyük bir bedel ödendi bunların temizlenmesi için. Ağız kalpten taşanı söylerse, Matta da şöyle diyor, ağızdan giren şey insanı kirletmez. İnsanı kirleten ağızdan çıkandır. Ağzımızı kontrol etmek sadece bizim elimizde, bir başkasının değil. Tamam, peki bunları konuştuk. Biz bunu nasıl yapacağız? Her zaman elimde değil ki. Bazen elimizde ama her zaman değil, doğru. İşte kendi gücümüzle olacak bir şey değil zaten bu. Burada da ancak bize vaat edilen ve bizde etkin olan kutsal ruh,
Yani Tanrı'nın ruhunun aracılığıyla bunları yapabiliriz. Dilimizin ve ağzımızdan çıkanların sorumluluğunu almamız lazım. Dilimizle ateş çıkarmaktansa yaşam vermek için konuşalım. Etrafımız zaten ateşlerle dolu. Biz o zaman dilimizle bu ateşleri söndürmeye çalışmamız lazım. İsa Mesih'in zihnini alalım. İradesi hayatımızda aktif olsun diye isteyelim. Hristiyan demek zaten Mesihçi demek değil mi? Yani Mesih'i izleyen, Mesih'in ardından giden demek değil mi? İşte bizim yapmamız gereken de bu arkadaşlar. Lütfen dikkat edin, sözlerinizi sahiplenin ve ayetlere göre konuşmaya çalışın. Aslında gerçekten ayetleri uygularsak yapacağımız şey çok kolay. Şimdi duayla kapatmak istiyorum. Hepimiz dua edelim ki Rab bize güç versin, iradesiyle yönlendirsin ve kutsal ruh aracılığıyla sözlerimiz daha kuvvetli, daha düzenli olsun ve ya ateş çıkarmak değil ama yangın söndürmek için kullanalım diye dua edelim. Tanrım sana şükürler olsun diye geliyorum şu anda İsa Mesih'in adıyla. Ya Rab hepimiz için geliyorum. Bizi dinleyen, dinlemeyen herkes için. Şu anda dünyada alev alev yanan ateşler var. Korku ve endişe ateşleri var. Ne olur bize yardım et ki sözümüzü senin iradene göre kullanıp yaşam vermek için, bu ateşleri söndürmek için kullanalım ya Rab. Sözümüzde bir yanlış varsa bizi düzelt. Ama bugün, yarın, önümüzdeki günler sen kutsal ruhun aracılığıyla bizde işle ve bize yardım et ki sözümüz artık sana göre olsun. Senin sözüne uygun olsun ve karşımızdakini yıkmaktan yerine onu yükseltecek şeyler söyleyelim. İsa Mesih'in adıyla hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten iyi ki varsınız ve bir hafta sonra tekrar burada aynı saatte buluşmak üzere. Kendinize dikkat edin. İyi günler diliyorum.